Evet, sevgili Manisalılar efendim, günaydın. Güzel bir baharın son günlerinde, artık yaza girmek üzereyken güzel bir cumartesi sabahı karşınızdayım. Bütün Manisalılara sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Sevgili konuklar, bugün efendim çok özel bir konuğum var. Bugün çok özel konuğumuz için bugün yine bizim ETV tarafından bir özellik daha yapıldı. Çünkü bugün ilk defa ETV'nin yayınlarını Radyo Hiraç'tan 90.80'den dinleyebileceksiniz. ETV'den izleyebileceksiniz. Efendim bugünkü konuğumuz çok önemli çünkü Türkiye gündemi var. Bu Türkiye gündeminde herkesin kafası soru işaretleri vardı. İnsanlar doğru konuşuyor, yanlış konuşuyor, eğri ama şimdi bugün doğrularını konuşan, sadece doğruları konuşan bir konuğum var. Efendim Genel Başkan Yardımcımız ve Manisa Milletvekilimiz Sayın Selçuk Özdağ bugün benimle beraber. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Erdinç Bey. Hayırlı yayınlar diliyorum. Nasılsınız? Sizinle konuşurken çok şıksınız. Çok teşekkür ederim. Siz de öylesiniz. Biraz önce söyledim. Efendim sizinle konuşurken pozitif bir elektrik alıyor insanlar. Sağ olun. Fark ediyor musunuz? Estağfurullah. Ben bu burada programda yıllarca çıkıyorum ama sizinle yaparken bir farklı oluyor. Bunu tabii tamamen size borçluyum. Güler yüzünüze borçluyum. O sizin güzelliğiniz. Efendim nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. ETV'ye başarılar diliyorum. Sağ olun. ETV Manisa'nın ilk televizyonu. Evet. İlk yerel televizyonu. Yerel televizyonu. 23 senedir. 23 senedir gazetecilik yapıyorsunuz. Evet. 23 senedir yayıncılık yapıyorsunuz. Aynen doğru efendim. Ve 23 senedir ticaretle uğraşıyorsunuz. Aynen doğru efendim. Manisa'nın ekonomisine katkıda bulunuyorsunuz. Sağ olun. Katma değer sağlıyorsunuz. İstihdam evet. Yaratıyorsunuz, iş ve aş veriyorsunuz. Evet. Hep çalışın, genç kalın, hizmet edin efendim Manisa'ya. Efendim bunu bir kez de ki yılın açılışı söylemiştiniz. Evet. Ve o Manisa'daki esnafın aklına hep kalmış bunlar. Sağ olsun. Abi kaç kişi var yanında? Çalışan. O gün 105 kişiydi. Evet. Diyorum bir kişi arttı, iki kişi daha arttı diyorum. Çok güzel. Biz Manisa'yı çok seviyoruz efendim. Aynı sizin gibi. Sevilecek şey. Manisa'ya yapılacak olan her hizmetin, her yatırımın hangi parti olursa olsun ama yatırım. Tabii. Tamamen mutlu oluyoruz ve haber yaparken böyle ballandım. Mesela bugün çok heyecanlıydım çünkü ben konuşurken çok heyecanlandım ama şu var, 22'de bir genel kurulunuz var, büyük olağanüstü genel kurulunuz var ve burada bir şeyler var. Manisalılar, efendim sevgili Manisalılar, bunu konuşacağız. Önce Manisa'yı konuşalım ama en sonunda bu olağanüstü kongrede ne olacağını, başbakanın kim olacağını, siz de var mısınız diyeceğim ama bunu biraz sonra söyleyeceğim. Efendim Manisa'ya dün geldiniz, neler yaptınız? Evet, Manisa'ya dün geldim. Biliyorsunuz 14 Mayıs 2014 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en ciddi iş kazasını yaşamıştık Soma'da. Evet, Soma'da. 301 kardeşimizi kaybetmiştik. Trajik bir olaydı. O günden itibaren Soma ile ilgileniyoruz. O günden itibaren Somalı kardeşlerimizle yaraları sarmak istiyoruz. Soma'nın ekonomisiyle ilgileniyoruz. Dün Soma'daydım. Şehitlikteydik. Orada törenlere katıldım. Fatihalar okuduk, Kur'anlar okuduk. Ardından yine şehit aileleriyle bir yemek yedik. Soma Belediye Başkanımız düzenledi. Sayın evet. Valimiz katıldılar. Millettekiler arkadaşlarımız katıldılar. Ardından da Engeller Haftası münasebetiyle bir Engeller Derneği'ni, Soma Engeller Derneği'ni, Otistik Engeller Derneği'ni Harika. Ziyaret ettim. Ve oradaki çocuklarla beraber oldum. Onların hal hatırlarını sordum. Tamam. Onların haftalarını kutladım. Ardından da Karaağaçlı'ya geldim. Karaağaçlı'da Şehzadeler Belediye Başkanımız bir park açtı. 8000 metrekare. Siz söyleyelim isterseniz. Alparslan Türkeş. Evet. Tabii söyleyecektim zaten. Dün de orada bir konuşma yaptım. Bir Alparslan Türkeş konuşması yaptım. Ve milletler kahramanlarıyla yaşar. İnsanların ömrü yaşadıkları kadar değil, anıldıkları kadardır dedim. Doğru. Türkeş bugün anılıyor ve hala yaşıyor. Aynen, anılıyorsa doğru. Diyerek bir konuşma yaptım ve Şehzadeler Belediye Başkanımıza teşekkür ettim. Ardından Saruhanlı Mütevelli'ye katıldım. Mütevelli'de iki engelli vatandaşımıza akül araç teslim ettim. Ne kadar güzel. Ve bir tanesini diğerini teslim ederken diğerini kahvede gördüm. Evden ayrılmış. Sen dedim biraz önce evdeydin. Kahveyi çok özlemiştim efendim, çıkamıyordum. Şeyli mi? Akül araç. Akül araçına binmiş. Akülü çalıştırmış. Tamam, akülde yerlerinde. Hemen oraya geçtim. Oradan geldim Manisa'da yine bir toplantıya katıldım. Oradan da Ahmetli'ye katıldım. Ahmetli'de çok başarılı bir belediye başkanımız var biliyorsunuz Ahmet Alhan Bey. Tamam. Ahmet Alhan Bey orada 5 tane futbol sahası açılışı yaptı. İmam Hatip'in bahçesinde, Ahmetli'nin çeşitli beldelerinde ve bir de Alahıdır beldemizde, Alahıdır mahallemizde. Alahıdır'a gittiğimde yaklaşık 30 yıldır kanayan bir yara vardı. 560 kişi tapusunu alamıyordu. O tapunun işlemlerini ben 4 yıl boyunca uğraştım ve tapularını aldılar. Tören yapmıştık. Bir vatandaş benden akül araç istemişti. Bir çocuk benden cep telefonu istemişti. Vestel'in Venüs telefonunu istemişti. Söyleyeceğim yani buradan. reklam olarak kabul etmeyin. Kusura bakmayın. Evet. Vestel bunu hak ediyor. Yerli Manisa'da olduğu için efendim. Evet. Manisa'da olduğu için ondan hediye ettim. Ve bana vatandaşlar dediler ki ya çocuklarımızın top oynayacak yeri yok. Buraya bir halı saha yapar mısınız?
Gençlik Spor'la konuştum. Ardından da genel müdürle konuşarak halı sahasının yapılışını yaptım. 2,5 ayda tamamladık o sahayı. Harika. Ve şu an 20'ye yakın saha Manisa'da, Demircisi'nden Sarıgöl'üne, Sarıgöl'ünden Alahıdır'ına kadar, Alaşehir'inden Ahmetlisi'ne, Turgutlusu'na kadar 20'nin üzerinde halı saha yaptırdım. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na. Harika. Ve çocuklarımız top oynuyorlar. Kahvelerden kurtuluyorlar. Oraya gittim. Oradan geldim, yine aynı şekilde burada bir toplantıya katıldım. Toplantıdan sonra istirahat, istirahattan sonra sabahleyin geldim. Yine bir engellerim bugün, evet, ağaç bayramı vardı, oraya katıldım. Engelli kardeşliğimiz vardı. Ben de bir otistik çocukla ağaç kardeşiyim. Onun yemeğine size geliyorum. Evet. Harika. Efendim şey, siz tabii konuşurken hemen bir soru geldi bana. İzin verirseniz dağıtma. Estağfurullah. Engelliler çok önem veriyorsunuz. Manisa'da engellilerin istihdamı için bir iş yeri açmayı düşünmez misiniz? Evet. Nazire Koç. Şimdi yaptım. Şöyle, organize sanayi başkanımıza teşekkür ediyorum. Zamanında konuşmuştuk burada, Otistik Engelliler Derneği ile beraber çalıştık. Evet. Şimdi onlar organize sanayinin içerisinde engelli kardeşlerimizle ilgili olarak bir istihdam açıyorlar, yer tamam. açıyorlar. Harika, o zaman Nazire Hanım'a cevap. Evet, bir atölye açılıyor. Tamam. O atölyede çocuklar gelecekler, çalışacaklar, para kazanacaklar, hem de tedavi olacaklar. Harika. Sabahleyin, aynı zamanda engelli yaşam merkezi kuruyoruz. Sayın Bakan'ı davet ediyorum. Dört daire tutuldu şu an. İhalesini yaptırdım, bilginiz olsun. Bunlar anne ve babalar işe gidiyorlar. Çocuklarını tabii. bırakacakları yerler aynen yok doğru. veya anne evde misafirliğe gidecek, pazara gidecek. Şimdi çocuğunu oraya bırakacak. 2 gün, 3 gün, 2 saat, 4 saat sonra da gelip teslim anne alacak. Nefes alacak. Anne nefes alacak. Anneler pazara gidecek. Aynen. Anneler komşuluk ilişkilerini yaşatacak. Evet. Anneler şehirlerde akrabalarına sıla-i rahim yapacaklar. Bunlar yapacaklar Erdinç Bey. Harika. İnşallah onlar Ramazan'la son açılışını yapıyoruz. Değil 4 engelliye hitap edeceğiz. Zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli ve ortopedik engelliler de oraya gelecekler, tedavi olacaklar. Bana göre Ramazan üzerine güzel... dua üzerine dua alacaksınız. Ne mutlu size. Sevgili Manisalılar efendim. Benim önemli bir şeyim daha var. Buyurun. Romanları ben Umre'ye gönderiyorum. Öyle mi? Roman kadınları Umre'ye gönderiyorum efendim. Öyle mi? Peki şimdi 35 Roman kadını dün itibariyle, dün denemesi gün Ankara'dan uğurladım. Sivil Toplum ve Halkla İşleri Başkanı olduğum için iki Roman kadın bana geldi. Yeni genel başkan yardımcısı olmuştum. Biz fakiriz, bizi Umre'ye gönderir misin dediler. Sonra döndüm Sayın Başbakan'a arz ettim, projeye çevirdim. Dün itibariyle 35 Roman kadını Manisa'dan 17 kişi, 18 Manisa kişi. Manisa var mı 17 kişi? 18 kişi Manisa'dan gönderdim efendim. Şimdi 15 Manisa'dan Allah daha Allah. Roman kadın daha gönderiyorum. Ve bunlar aşk ehli. Peygamber Efendimiz huzuruna gittiler. Evet. Ve onları da göndereceğim. 23'ünde de onlar gidiyorlar. 10 günlüğüne, 5 gün Medine, 5 gün Mekke. Çanakkale'den 15 kişi. Bursa'dan 15 kişi. Edirne'den 15 kişi. Kocaeli'den 15 kişi. Artvin'den 15 kişi. İstanbul'dan 30 kişi olmak üzere. Bunların hep kaynaklarını buldum efendim. O zaman şey yapalım. Sevgili televizyondaki yönetim kurulu başkanı da şimdi buradan seslenmek istiyorum. Biz Akgün Mahallesi'nde evet. Sayın Başkanımızla beraber efendim orada bir canlı yayın yapacağız. Çok güzel olur. Yani bir dahaki 19 Mayıs'ta geleceğim diyor Sayın Başkan. Bilmiyorum evet. programını alalım. Özel kalemle görüşelim ama biz o mahallede canlı yayın yapalım. Çok güzel. Efendim, ben 19 Mayıs'ta bir canlı yayın daha yapın o zaman Erdinç Bey. Nedir? Onu da söyleyeyim. Ben bayrama geleceğim biliyorsunuz. Tamam, bizim en önemli bayramlarımızdan bir tamam. tane. Milli 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktığı gün. Milli Mücadele'nin ateşini tamam. yaktığı gün. O günde 30 şehidimizin çocuğunu bir gün önce geceden İstanbul'a gönderiyorum. Burada Manisa merkezden 30 şehidimizin ortaokul ve liseye giden çocuklarını bir gün boyunca İstanbul'da Atlas Jet'le beraber İstanbul'da gezecekler. Geceliğinde tekrar gelip evlerine teslim edeceğiz. Ayasofya'yı, Sultanahmet'i, Süleymaniye'yi gezecekler. Uğurlarken efendim biz canlı yayın. Uğurlarken beraber olalım efendim. Peki, ben de olacağım efendim. Herhalde arkadaşlarımız notlarını alırlar. Uğurlarken efendim biz orada canlı yayın yapacağız. İnşallah efendim. Ama ikinci canlı yayınımız da Akgün Mahallesi'nde olacak. Romanlı kardeşlerimizi uğurlamak. Evet, evet. Sevgili Manisalılar efendim bizim şu anda televizyondan izliyorsunuz ama 90.80'i söylemek istiyorum. Çünkü yolda giderken şu anda biz dinleyen kişiler bu sesi tanıyoruz. Benim sesim değil ama Selçuk Bey'in sesi tanıyoruz. Nedir, kim konuşuyor diye merak edenleri söylüyorum. Efendim Selçuk Özdağ'la beraber şu anda ETV stüdyolarındayız. Ancak 90.80 Radyo Hiraç'tan da bizi dinliyorsunuz. Yani Sayın Selçuk Özdağ'ı dinliyorsunuz. Efendim peki bugünkü programımız onlar canlı yayın tamam efendim. Her ikisi de evet, canlı yayın tamam. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Siz efendim canlı yayın için nereye emin dersiniz? 2 gün önce Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Kıbrıs'ta Manisa Belediyesi ile ilgili bir konuşma yaptı efendim. Oradan naklen verdik. Çok güzel. Şunu atmak tebrik istiyorum. Ederim. Biz Manisa'da, Manisa'ya kendimizi adadık efendim. Sizin söylediğiniz gibi. Biliyorum. Para pul falan bir tarafa biliyorum, bıraktık. Biliyorum. Efendim, ama oradan Manisa'yı temsil eden bir başkan konuşuyor. Benim için Manisa'yı ilgilendirdiği için oradan canlı ver. Ne çok zaman güzel. Emredersiniz yaparız efendim bunu. Estağfurullah. Peki buradan sonra bugünkü sevgili Manisa'lar efendim ben Selçuk Özdağ'ı takip etmekten yoruluyorum. Estağfurullah. Ama o gerçekten
pozitif bir elektrik, pozitif bir enerji nereden buluyorsanız bilmiyorum bunu ama bu iş sevgisi galiba değil mi? Bu iş ahlakı, millet aşkı efendim. Peki bugünkü programımızda Manisalılar bir öğrenciler ne olacak efendim? Bugün sabahleyin engellilerin yemeğine katıldım, kahvaltısına katıldım. Buraya geldim, ETV'ye evet. geldim. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi kızının bugün nikahı var. Evet. İstanbul'a katılacağım, oradan da döneceğim. Allah nasip ederse burada Dursun Ali Yıldız Bey'in oğlunun nikah töreninde nikah şahitliği evet. yapacağım. Ardından da Soroğanlı'ya geçeceğiz. Anayasa ve başkanlık sistemiyle ilgili bir İstanbul Milletvekilimizin konferansı var. Ona katılacağım. Ardından da Manisa'da yaklaşık bir 10'a yakın kişiyle de halk günü yapacağım. Manisa'da daha sonra da ertesi gün sabahleyin tekrar İstanbul'a gideceğim. İstanbul'da Manisalıların Derneği açılıyor efendim. Manisalılar İstanbul Derneği'ni kurdular. Aynen. İstanbul'da Manisalılar Derneği. Bunların bir binası tahsis ettik. Onların açılışını yapacağım ve ardından da Abdurrahman Dilipak'la beraber bir programa katılacağım. Ardından tekrar yeniden Manisa'ya gelip Salihli'ye geçip Salihli'de bir nikah şahitliği yapıp Ankara'ya çok acil toplantıya döneceğim. Bana göre Ulaştırma Bakanı siz olmalıydı. Estağfurullah. Yani, çok başarılı bir Ulaştırma Bakanı var. Ama onun da nereye gideceğini bilmiyoruz. Şu anda konuşacağız efendim. Evet. Konuşacağız. Efendim Manisa'ya dönelim mi? Dönelim efendim. Şehir hastanesiyle ilgili şu anda çok az bilgi verebiliriz. Çünkü bir de zamanımız sevgili maçlar çok hızlı konuşuyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Sayın Başkan uçakla İstanbul'a gidecek. Ve Sayın Cumhurbaşkanı nikahına katılacak. Tekrar geri dönecek. Yani saatler uçak saatini değiştiremeyeceğim için çok hızlı hızlı soruyorum. Efendim hemen söyleyeyim. Şehir hastanesi çok hızlı bir şekilde devam ediyor efendim. 2017'nin Aralık ayında hizmete açılacak. 660 yataklı bir hastane. 2017'nin Aralık ayında. 2017'den Aralık ayında, 2016'nın Mayıs'ındayız. 1,5 yıl sonra, 1 sene 7 ay sonra o hastane açılacak Peki. efendim. Artından Merkez Efendi Hastanesi evet, 440 yataklı. Tamam. Merkez Efendi çok hızlı devam ediyor. Temel atma töreni yapamamıştık. Çünkü seçim yasaklarına girmiştik. Evet. Sayın Bakanımızla beraber geleceğiz. Allah nasip ederse Bakanlar Kurulu belli olsun. Ve bir akıl hastanesinin temelini atacağız. 200 yatağının parası geldi. 100 yatağı rehabilitasyon merkezi. 100 yatak çok ağır hastalar için özel güvenlikli hastane ve AMTEM ve ÇAMATEM'in parası geldi. Onların hepsini yatırıma aldırdım. 100 yatağında bir zengin protokol yaptık şimdi. Onun da protokolünü burada yapacağız. 15 trilyon yaklaşık 100 yatağının parasını da bir zenginimiz, bir hayırseverimiz temelini atmış olacak. Onu yapacak ve Manisa'ya 500 yataklı çok modern, hemen Kayapınar Köyü'nün olduğu yerde 360 dönüm arazi muhteşem organi sanayi görüyor. Samucu Beli Tüneli'ni görüyor. Demek ya, belli bir yere geldi bu. Evet geldi efendim. Temel atacağız artık. Bir noktaya geldik her şeyi bitirdik. Parası geldi. 100 yatağında size bir canlı yayın daha yapalım efendim. Yapalım. Akıl hastanesi içinde efendim. Çok güzel olur. Yani o arazinin içerisinde. Manisalılar bizim sinir ve ruh hastalık hastanesinin bölge hastanesi olduğunu bilmeyen çok kişi var. Doğru efendim. Buradan Denizli, Kütahya, Uşak. 11 ile hitap ediyoruz. 11 ile hitap ediyoruz ve 11'de evet. burada müthiş bir turizm potansiyeli var. Yani çocuklarını oraya getiren aileler otellerde kalıyor, lokantalara yemek yiyor. Kesinlikle. Manisalılar bunun farkında değiller. Ve günde binlerce kişi gelecek, AMTEM'e gelecek, ÇAMATEM'e gelecek. Yüksek güvenlikliğe gelecek, rehabilitasyon merkezine gelecek, tedavi olacak, doktorlara gelecekler, evet. psikologlara, evet. psikiyatrilere gelecekler. Evet. Günde 1000'e yakın adam gelecek bu şehre. Canlı yayında oradan efendim. Hayır efendim. Tamam. Herhalde şu anda bizi izliyorlar. Canlı yayınımız bir tane daha canlı yayınımız oldu ama efendim ben de Umre'ye gitmek istiyorum. Nasıl başvurmam lazım? Bir de Umre yolculuklarının maliyetini nasıl karşılıyorsunuz? Serkan Dal hemen evet. aramış. Bunların hemen nasıl karşılıyorum? Bunlar bizim danışmanımıza müracaat etsinler. Danışmanım Yunus Öztürk burada tamam. benim bir ofisim var biliyorsunuz. Özellikle Roman kardeşlerimizi gönderiyorum. Daha önce hiç Umre'ye gitmemiş olacaklar. Fakir olacaklar, yoksul olacaklar ve aşk ehli olacaklar. Umre'ye gitmek isteyecek. Ve ilginç bir şey söyleyeyim. Bir tane Roman kadın beni aradı. Evet. Dedi ki efendim beni Umre'ye gönderir misiniz? Benim kızımın çalıştığı iş yeri pek uygun değil. Ama ben onun parasıyla da gitmek istemiyorum. Ben sizin göndermenizi istirham ediyorum. Mümkün mü dedi? Mümkün dedim. Hay gönderebiliriz. Müracaatlarını yapsınlar. Bu kaynakları nereden buluyorum? Bu kaynakları hayırseverlerden buluyorum. Hem Manisa'dan hem Türkiye'den hayırseverler bize müracaat ediyorlar. Ve bizim elimize para değmiyor. Onlar bir firmayla görüşüyorlar. Evet. Onlar aracı oluyorsunuz. Biz aracı bir firmayla görüşüyorlar. Onların firmaları var diyelim ki. O firmaya para yatırıyor. 33 kişinin parasını yatırıyor. Onlar imamları seçiyorlar. İmamları veriyorlar. Firma alıyor bunları. Ankara'dan uğurladım. Dönüşte de Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret edecekler. Hurmalarıyla, zemzemleriyle, külliyede Sayın Cumhurbaşkanımız bunları karşılayacaklar çok efendim. Çok güzel bir şey. Ben ETV'nin de orada olmasını isterim. Hayır, memnuniyet efendim. Evet. İşte Kıbrıs'ta yaptık yayınımızı. Evet. Cumhurbaşkanı'ndan memnuniyet yaparız. Evet. Sevgili Manisalılar efendim, Umre'ye şimdi notlar alıyorum. Çok sık gelen hemen başladı. Ama Sayın Selçuk Bey'in şeyi var, bu ofisi var. Evet, Yunus Öztürk. Yunus Öztürk var, onun da buradaki özel kalemi veya müdürü. Onunla görüşürseniz herhalde çoğunuz gidebilirsiniz diye evet. düşünüyorum. Çünkü önce Manisa. Önce Manisa. Önce Manisa. Şimdi aslında Manisa'ya 17 kişi vermiştik.
kontenjan olarak. Fakat 15 kişi daha verdim Manisa'yı ve böylece Manisa'nınki 32'ye çıkmış olacak. Çok evet. Şenlikli bir şey olacağını biliyorum. Evet. Akgün Mahallesi'nde toplantı yapacağınızı biliyorum. Bana nasıl dua ettiler. Bu uğurlamayı burada şey caminde yaptık. Aktar Camii'nde yaptık. Cami'de burada yaptık. Müthiş bir memnuniyet duygusu içerisinde gittiler. Kur'anlarla, fatihalarla, salavatlarla gittiler. Harika. Bütün Roman Karı'da Akgün Mahallesi oradaydı efendim. Çok güzel bir şey olacak. Efendim Spil Dağı'nı projelerle ilgili firmaya verdi. Evet. Teleferik ne zaman yapılacak? Ben çok kısa sorular soruyorum. Bitti, ama sizin de bir şey daha söyleyeyim. Ben size canlı yayın sözü veriyorum ama şey var, sizden hemen 19 Mayıs'tan sonraki, yani genel kuruldan sonra ilk hafta İnşallah tekrar canlı olacağız. Uzun bir canlı yayın yapmak istiyorum. Beraber olacağız efendim. Efendim Radyo Hiraç'tan bizi herhalde izleyenler vardır. Şu anda Selçuk Özdağ konuşuyor efendim. Ben Erdinç Ümürkaya. Buyurun efendim. Şimdi Erdinç Bey, benim hayalim bir tanesi akıl hastanesinin yapılmasıydı. 1925 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk yapmış. Çok eskidi. Yaptığımız her yatırım hastanın yüzünü geçiyordu. O zaman buraya yeni bir akıl hastanesi, arazi meselesini hallettik. Şimdi oraya yanına da huzur evi de yapacağız. Tamam. Engelli yaşam merkezi ve yaşlı bakım merkezi yapacağız. Yüz dönümü de onlara ayırdık. Tamam. İkinci hayalim burada teleferiğin yapılması ve endemik bitkiler müzesinin açılmasıydı. Aynen. Milli park yapıldı. Endemik bitkilerle ilgili müze hazırlanıyor orada ve teleferikte ihalesi de Allah nasip eder yapıldı. Ve bir ay içerisinde de temel atma törenini yapacağız. İnşallah Ramazan'dan sonra yaparız diye düşünüyorum. İnşallah. Allah nasip ederse. Ve en kısa zamanda 2 yıl içerisinde de oradan teleferiğimiz olacak. Ve orada 2 tane otelimiz bitmiş olacak. Ve Manisalılar orada şenlik yapacaklar. Manisalılar orada tedavi olacaklar. İlk bahar. Yaz ve sonbaharı orada geçireceğiz efendim. Sayın Bakan şey söylemiş efendim. 10 gün kalın 10 yıl ömrünüz uzasın diye. Bugün manşet öyle. Doğru. Amerikalı bir iş adamı bana ulaştı. Bir Amerikalı kadın, doktor. Dedi ki ben Spil'den arazi almak istiyorum. Bana arazi verir misiniz? Hazinenin arazisi var mı? Dedim diğer araziler pahalı olabilir. Hazine arazisinden olabilir. Ne yapacaksınız peki? Dedi ki ben oraya bir kanser araştırma merkezi kurmak istiyorum. Çünkü endemik bitkiler açısından dünyanın zirvesi efendim burası. Aynen, doğru. Bakın İsviçre'nin bir tane endemik bitkisi var Erdinç Bey. Manisa'da 40 endemik bitki var. Dünyada 2000 endemik bitkinin 200'ü Türkiye'de, 40 tanesi Manisa'da efendim. Onun için bir yandan teleferiği yapacağız, otelleri yapacağız, milli parkı canlandıracağız ve oraya da bir müze yapacağız. İkinci şehir müzesi yapacağız. Arazisini sağladık burada Yunus Emre'nin ilçe sınırları içerisinde. Buraya Sayın Anamur Otelleri'nin sahibi İsmail Akçura Bey, onun ben yapayım dedi. Sonra ekonomik krizler var dedi. Bunun yarısını o sağlayacak, yarısını da Kültür ve Turizm Bakanlığı sağlayacak ve Manisa'ya muhteşem bir müze sağlamış olacağız Allah nasip ederse. Onun da Allah nasip ederse protokolünü Ramazan'dan sonra sağlayacağım. İnşallah. Emir edeceğim inşallah. Sabuncu Bey Tüneli için bilgi alıyorsunuz. 2017 Aralık ayında bitecek efendim. 2017. Geçenlerde bir küçük bir çökme oldu. Biliyorsunuz 11 ay gecikme oldu. Firma Koloğlu firması iflas etti. Evet. İflas ettikten sonra Concord'u da ilan etmek, mahkemeye gitmek, mahkemeden bunun dönüşünü sağlamak 11 ay geciktik. Ama şimdi devlet yaptırıyor bunu. Kalyon inşaata yaptırıyor. Ve de 2017'nin Aralık ayında tamamlayacağız. Onlar Kasım'da tamamlarız diyorlar. Ama anlaşma Aralık ayında. Aralık ayında inşallah Bismillah diyeceğiz. Gidiş iki geliş olmak üzere 4 kilometre. İzmir, Manisa 15 dakika inmiş olacak. Bir yandan nakitten tasarruf, bir yandan vakitten tasarruf, bir yandan yakıttan da tasarruf yapmış olacağız inşallah. Geçen gün Milliyet'te bir yazı yazdım ama şunu yazmadım başına, hata yaptım. Sayın Selçuk Özdağ'ın dikkatine diye yazsaydı bugün olmuştu. Efendim Manisa ile Bornova arası artık 20 kilometre. Doğru. Ve gece karanlığında biz buradan Sabuncu'yu ne kadar ışıklandırsak. Çok efendim güzel. İzmir'de oradan sonra birer tane ışık yaksa. Çok güzel. Ve o yolu bir efendim güzel bir hale getirsek. Bunda sizin de katkınız olsa ne olur. Dersiniz? Buradan Sabuncubeli Tüneli'ne kadar ışıklandırmayla ilgili ne hemen bu? Ulaştırma Bakanımızla görüşeceğim. Evet. Karayolları Genel Müdürümüzle ve Bölge Müdürümüzle görüşeceğim. Notumu aldım. Allah nasip etsin. Hemen orayı ışıklandıralım. Sabuncubeli Tüneli gece giderken de görsün burada Sabuncubeli Tüneli yapılıyor desinler. Evet. Sonra İzmir'de efendim Sabuncubeli'nin aşağısını. Daha sonra zaten 10 kilometre kalıyor. Efendim Bornova'dan Balçova 25 kilometre. Doğru. Doğru efendim. Bu çok isabetli bir şey ama ben onu yazdım. Yetkiler ses gelmeyince dedim ki başlığını yanlış atmışım. Estağfurullah efendim. Hemen ilgileneceğim ve size de döneceğim inşallah. Tamam, nasip ederse. Bir diğer husus da otobanımız devam ediyor biliyorsunuz. Evet. İstanbul otobanı. İzmit Körfezi'nin dünyanın 4. büyük köprüsü bitti biliyorsunuz. Şimdi yollar bağlantıları sağlanıyor. Ağustos ayında tamamlanacak. Aralık ayında da İzmir-Manisa kısmı tamamlanıyor Allah nasip ederse yolun. Ve böylece İstanbul'a 4 saatte gideceğiz. Soma Organize Sanayi, Akhisar Organize Sanayi, Turgutlu Organize Sanayi, Kemalpaşa Organize Sanayi entegre ediyoruz. Ve böylece ulaşımda çok kolaylık sağlayacağız. Ürettiğimiz her şey İstanbul'a, ürettiğimiz her şey Bursa'ya, İzmit'e, Kocaeli'ne çok rahat bir şekilde kısa zamanda ulaşmış olacak inşallah. İnanamıyoruz şu anda ama bunu geçtiğimiz ay inanacağız. Şöyle bir şey var efendim, ben Eminönü'ne gittim.
Üsküdar'a geçeceğim. Taksici dedi ki abi madem yetişeceğin yer var orada, niye dedi Marmara'ya gitmiyorsun? Sevgili Manisalılar şimdi beni duysunlar, şaşıracaklar. Dedim Marmara uzaktır abi şimdi dedim. Abi 2 dakikada oradasın dedi ya Üsküdar. Yani dedim ben Eminönü'nden gideceğim şimdi 2 dakikada mı gideceğim oraya dedim. Abi hatta 2 dakikadan 1 saniye önce dedi bana adam. Evet. Allah Allah. Her şey yani bir gezeyim dedim. Çok güzel. İnanmadım. 2 dakikadan 1 saniye abi, önce. Abi gerçekten efendim sevgili Manisalılar Eminönü'nden Üsküdar'a geçtim efendim. Daha önce vapurla geçiyoruz. Orada bir işim var. 1 dakika 59 saniye sonra Üsküdar anonsu yapıldı ve ben dışarı çıktım. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Şimdi biz de evet. Tekrar İstanbul'a 3 saat diyorsunuz ya. 4 saat İstanbul olacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanı 4 saat dedi. Evet. 4 saati hayal edemiyoruz. 3,5 saat Manisa. Zaten özelliğiniz hayalleri gerçekleştirdi. Evet. Bunları biz bak göreceksiniz 2019'da Manisa'da 100'e yakın açılış yapacağız efendim. 2019'a kadar hastaneler. Bütün Manisa'nın ilçelerini hastaneler tamamlanıyor efendim. Bir tane kaldı. Ahmetli kaldı. Dün de o müjdeyi evet. Verdim. Arsasını tahsis ettik. Şimdi yatırım aldıracağım. Ondan evet. Önce kula kalmıştı efendim. Kulanın da ihalesini yaptık. Allah'a şükürler olsun. Şimdi 17 ilçede 17 hastane. Şimdi Soma'yı bitiriyoruz. Ağustos, Eylül ayında Soma tamamlanıyor. En geç Ekim ayında Soma'da 300 yataklı muhteşem bir hastane. Yanık merkezi dahil olmak üzere. Ha. Çünkü orası neden? Kömürlerin olduğu yer. Orası o tehlikeli bölge. İş evet. Riski yüksek. Doğru. Orada şimdi bir şey daha yapıyoruz efendim Soma'da. Soma'ya bir Türk-Alman konsorsiyumu çimento fabrikasının işlemleri bitmek üzere son noktaya getirdik arkadaşlarımla beraber. Şimdi onlar 300 milyon avroya yapacaklar. 18 ayda tamamlayacaklar. 750 Somalı orada çalışacak efendim. 750 Somalı. Şimdi Kolin başladı işe. Enerji üretiyor biliyorsunuz. 510 megawatt elektrik. Yeni termik santral Kolin. 600 kişi çalışıyor. 1000'e çıkaracaklar bu yıl sonunda Allah nasip ederse. Gelecek yıl 2000 kişi çalışacak. Bittiği zaman 30 yıl boyunca 1000 kişi oradan ekmek yiyecek. Hem de yüksek maaş alacaklar. Bu kadar Manisa'ya hizmetten sonra da Çanlarlı'daki limana gelmediniz, gelemiyorsunuz diye biliyor musunuz? Çünkü Manisa o kadar çok şey var ki. Çok. Çanlarlı limanı olduktan sonra o Soma uçacak değil mi? 2017 Aralık'ta da orası bitiyor. İlk gemi yanaşacak oraya. Avrupa'nın 5. büyük limanı efendim. Bütün Manisa'da üretilen gerek tarım gerek sanayide üretilen her şey oradan çok rahat bir şekilde. Orta Anadolu'ya oradan gelecek mi efendim? Bütün her tarafa. Bütün dünyaya efendim. Financial Times gazetesi Manisa'yı niye dünyada yatırım yapılacak şehir olarak ilan etti? 3 şeyden dolayı efendim. Geçen gün organize sanayi burada büyük bir ödül yaptı biliyorsun. Ödül töreni düzenledi. Yerli ve yabancı şirketlerin, yatırım yapan ve yatırım yapacak şirketlerin CEO'larına, sahiplerine bir ödül verdi İzmir'de. Ben de orada kısa bir konuşma yaptım sağ olsunlar. Bana da bir konuşma yapma imkanı sağladılar. Financial Times Manisa'yı önemli şehir sağladı. Niye temin etti? Neden? 1. Güvenli şehir diyor. Evet. 2. Neden? Ulaşımı kolay diyor. Karayolu ve deniz yolu var diyor. Üçüncüsü istihdam var diyor. Yetişmiş insan gücü var diyor. o halde biz burada endüstri meslek liselerini çoğaltıyoruz efendim. Bir tane organize sanayi yaptı biliyorsunuz. Şimdi 1000 çocuğumuzu tam burslu olarak okutuyor. Bir tane daha yapıyorlar. Kendilerine teşekkür ederim. Hızlandırsınlar orayı lütfen. Onu yapsınlar. Doğru. Bir tane Akhisar'a Aliye İzzet Begoviç Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi'ni yaptık. Bir tane Turgutlu'ya teknik ve meslek 5 trilyona mal oldu. O da 5 trilyon açılışlarını yaptık. Hem Turgutlu yaptı hem orada atölyesini bir tanesi bir hayırsevere yaptırıyorum. Bu akıl hastanesi yapan şahıs yapıyor 1 trilyon lira. Bir cami yaptırdım aynı hayırsevere Davutlar Köyü'nde. O 1 trilyonu buldu geçti hatta. Aynı zamanda 40 ağaçtaki askeriyenin de hamamlarını aynı şahıs yapıyor. Aynı şahısa da Allah nasip ederse şimdi Demirci'deki İmam Hatip'in yarı kısmının parasını ödettirmek istiyorum. Diğer arkadaşım da Göl Marmara'da özel okul yaptı. Devlete teslim ediyor. 1,5 trilyon liraya mal etti. Geçen gün gittim gördüm. Okulu bordo maviye boyamış. Trabzonlu ya kendisi. Okul geceliğinde göremedim. Işıkları yaktı. Görsene dedi bunları. Bordo mavi dedim her taraf. Ya dedim ki tamam bu bordo mavi kalır. Çok güzel. Ben de kızımı şimdi Trabzon'a gelin veriyorum. Orada üniversite hoca. Dedim ki o zaman bir okul daha yapacaksın. Ne kadar? Bir okul daha yapacaksın dedim. Yapayım dedi. Peki dedi. Yetmez dedim. Bir de arazim varmış orada bir dönüm dedim. 2,5 dönümü devletinmiş. Oraya spor salonu yapacağım dedim. Tamam verdim gitti dedi. Selçuk Başkanı verdim gitti dedi. 3,5 dönüm arazi var. Şimdi oraya da spor salonu yapıyoruz. Köprübaşı'nın spor salonu bitti. Manisa'nın tüm ilçelerinde spor salonu yaptırdık efendim. Manisa'nın tüm ilçelerine gençlik merkezi yaptırdık. Manisa'da muhteşem bir gençlik merkezi yapıyoruz. Parası bugün yarın gelecek Allah nasip ederse Muradiye kısmına. Muradiye'deki spor salonunun yan tarafına Allah nasip ederse muhteşem bir gençlik merkezi yapıyoruz. Muhteşem. Ve buradaki gençlik merkezini de Manisa merkezdekini de engellere tahsis ediyoruz efendim. Tamamen engeller orada eğitim yapacaklar, spor yapacaklar. Sayın Başkanım şimdi siyasette olmasaydınız, efendim siz bir dernek başkanı falan olsaydınız çok daha güzel konuşurdum da siyasette olunca bu aynı partide olsa bile rakipler gibi gördüğümüz insanlar bunları farklı yönlendiriyor. Şimdi Manisalılar izliyor. Ben de size büyük bir şeyle dinliyorum. Bu kadar yatırım kim yapmış?
Kim yaptırmış? Efendim. Efendim tabii ki herkes, bakın ben şimdi yıllardan beri siyasetin içinde olan birisiyim. Tabii. Ama 99 yılında siyasetin duayenisiniz. Estağfurullah, kendim bıraktım ve bütün siyasetçileri şu anda yakından takip ediyorum. Şimdi efendim Manisa'ya çok kişi geldi, çok kişi yardım etti. Gerçekten efendim hepsine teşekkür ederiz ama şu yardımları, şu yaptığınız işleri var ya, son günlerde bana birisi desin ki ben Selçuk Bey'den fazla, bir tuğla daha ben fazla koydum. Bir dönüm arazi aldım. Ben 2,5 dönümde şuradan ben aldım Hacı abiden. Veyahut da Ahmet'le de ben şunu yapıyorum. Bir şey daha söyleyeyim efendim. Dün Şehzadeleri Belediye Başkanı beni aradı. Evet. Orada bir arazimiz var, 400 dönüm. Evet. 120 dönümünü TOKİ'ye ayırdık. Geri kalan kısmını şimdi biliyorsunuz otobanımız yapılıyor. Oradan şahıs mıcır alacak. Bizim iznimize tabi. Tabii doğru. Mıcır alacak. Anladım. Ama alamaz. Bir tek şartla alar. Bir, aldığı yeri tekrar yeniden tedavi edecek. Tamam. Kapatacak, ağaçlandıracak ve ona göre uygun bir şeyini. Tamam. İki, Akhisar'daki üniversitenin geri kalan kısmını tamamlayacak efendim. Yapsın, gidecek Akhisar'a, gitsin kendisi inşaatçı, gitsin yapsın, biz de ona her türlü kolaylığı sağlayalım. Şimdi Salihli'deydim, Salihli Belediye Başkanı bana dedi ki, bu fakülteyi geçittir Bakanlar Kurulu'ndan, geri kalan 4 trilyonu, 5 trilyonu da ben temin edeceğim. Söz mü? Söz dedim. Ben gittim Sayın Başbakan'a arz ettim, Bakanlar Kurulu'ndan geçti efendim, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi geçti. Şimdi geri kalan protokolünü yapıyor. Öyle Salihli'de mi geçti? Salihli'de İktisadi İdari Bilimler Fakültemiz kuruldu efendim. Binasını da tamamlıyoruz, bir noktaya getirdik. Şimdi 650 dönüm arazimiz var efendim orada. Yurdunu tamamladık. Yükseokul vardı zaten. Fakülte binasını bitirmek üzereyiz. 5 trilyon da Salihli Belediye Başkanı sağlayacak. Bana söz verdi. Bakın Milliyetçi Hareket Partisi tabii Belediye doğru, Başkanı. Zeki Bey, doğru. Hiç önemli değil. Manisa'ya hizmet edeceğiz. Ben de onu alkışlayacağım. Ben hizmet edeceğim. O da beni alkışlayacak. Şimdi Akhisar'ın fakültesi için geldi geçen gün organize sanayi başkanları. Dedim ne gerekiyorsa yapalım. Yarısını siz bulun. Yarısını ben bulayım. Şimdi tamamını bu şahsa rica edeceğim. Yap diyeceğim işte sevap. Buyurun yapın bunları. Ben ne kadar zenginlere diyorum ki hayırseverlere, gelin şu şehrin her tarafını okullarla donatalım. Aynen doğru. Meslek liselerle donatalım. Sağlık hocalıklarına donatalım. Doğru. Ben geçen gün Salihli'ye gittim efendim. Salihli'de ne yaptım biliyor musunuz? Bir tane Kur'an kursu açtım. Yarısını hayırsever, yarısını devlet. Bir tane sağlık ocağı açtım. Yarısını devlet, yarısını hayırsever. Bir tane de cami ve Kur'an kursu açtım. Bir Alevi vatandaşımız yaptı biliyor musunuz? Bir Alevi vatandaşımız yaptı. Açmadan öldü, vefat etti. Oğlu beni çağırdı. Gelin burayı Müftü Bey'le, Vali Bey'le birlikte açın diyerek Allah diyen köyüne gittik. Allah diyen mahallesinde biz oradaki o cami ve Kur'an kursunu açtık. Ben o Alevi vatandaşlara çok teşekkür ediyorum. Allah efendim. Razı olsun. Bunların, işte bunları teşvik etmek, bir yandan devleti seferber etmek. Bakanların gidiyorum ben, Sayın Bakanım bunu yapalım diyorum. Peki hay hay diyorlar. Şimdi aynı şekilde Milli Eğitim Bakanı'na gittim. Manisa'ya dediler 3 tane okul verdik. 3 okul yapacağız bu sene. 3 okul yapılacak. Hayır efendim olmaz. Ben genel başkan yardımcısıyım. Bir farkım olacak benim. Bu 7 olacak. Ya gel şunu 5'le bitirelim Selçuk Bey. Yok efendim gel şunu 6'yla bitirelim efendim. 6'yla bitirdim efendim. Şimdi Endüstri Meslek Liseleri yapılıyor. İmam Hatip Liseleri yapılıyor. Normal liseler yapılıyor. Turgutlu'nun okullarını tamamlatıyorum. Salihli'nin okullarını tamamlatıyorum. Salihli'de bir hastane yeriyle ilgili projemiz var. 400 yataklı bir hastanede Salihli'ye kazandıracağız. Organize sanayinin de doğalgaz ile ilgileniyorum. Onu da tamamlayacağım ama en önemli müjdeyi vereyim buradan. Biliyorsunuz bizim çok ciddi organize sanayimiz var. 5 bölge. 70 bin kişi çalışıyor. 6. bölgeyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Som organize sanayi bitti. Ekim ayında başlıyor faaliyete. 2 bin kişi çalışacak. Artı 1000 kişi, 3 bin kişi. Akhisar bitti bir tanesi. Diğeri bitmek üzere. Allah nasip ederse 10 bin kişi çalışacak. Turgutlu bitti 2 tane. 10 bin kişi çalışacak. Şu an 6-7 bin kişi çalışıyor. Salihli bir tane bitti. Diğeri bitmek üzere. Kamulaştırması bitti. Bir tane de Alaşehir organize sanayi yapıyoruz. İhtisas organize sanayi son noktaya getirdim. 2019'a kadar tamamlayacağım Allah nasip ederse. Kaymakama teşekkür ederim. Bilim Sanayi Teknolojiye ve Tarım İl Müdürüne teşekkür ederim. Tarım Bakanına ve Bilim Sanayi Bakanına teşekkür ederim. Her türlü yardımı yapıyorlar bize. Ve Manisa'nın muhteşem bir tarım organize sanayi olacak efendim. İhtisas organize sanayi olacak. Efendim ısrarla danışmanız diyor ki uçağa geç kalıyoruz. Evet. Nikah çok önemli. Evet. Sevgili Manisalılar efendim çok hızlı konuştuk ama şu anda bende bir 30'dan fazla soru var. Sayın Başkan'ın anlatacağı çok şeyler var. Biz bir ara verelim. Yani belki bu aramız reklamlar gibi olmayacak. Biraz ara uzun olacak ama en kısa zamanda tekrar çağıralım. Çünkü İnşallah uçak gerçekten uçak saatiyle ters düşmüş bugün. 22'sinde bir kongremiz var. Olağanüstü kongremiz. Evet. Bir olağanüstü kongremiz var. 25-26'da biz buradayız efendim. Manisa'da güzel şeyler olacak. Allah bize söyler misiniz? Peki son olarak söyler misiniz? Kim başbakanımız? Kim olursa olsun kişiler önemli değil. İlkeler önemli, prensipler önemli. Ve bir yandan Türkiye'nin geleceği önemli. Sayın Ahmet Davutoğlu çok güzel şeyler yaptı, başarılı işler yaptı. Ardından da kendisi kongre kararı aldı biliyorsunuz. Partimizin içerisinde yine hizmetlerine devam edecek. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız, hedefimiz bir başkanlık sistemi veya partili cumhurbaşkanlığı sağlayabilmek. Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Ama Manisa için güzel olacak. 24-25'inde Manisa için daha güzel şeyler olacak. Sizinle ilgili sormak istiyorum ama bu genel kurullarda yani insan kendini bilmez. Evet. Yani daha doğrusu tahmin eder ama ne olacak falan demez.
Efendim biz Sayın Selçuk Özal'ı nerede göreceğiz? Daha iyi yerde göreceksiniz Allah nasip ederse. İnşallah. Bir şey söyleyeceğim. Siz daha iyi yerde, oradaki sıralamalarda bazen eksik olsa bile Manisa'daki gönüllerde en iyi vekilsizsiniz. Efendim. Çok teşekkür ederim. Ben yani, de Manisalıları çok seviyorum. Buradaki şu anda programımızı çok büyük keyifle yaptım ama Manisalılar tek şey biliyor. Gönüllere taht kurdunuz. Estağfurullah. Ve şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bilmem kaç tane milletvekili var. Hepsi de saygıdeğer insanlardır ama biz çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz. Daha doğrusu bütün vekillerini takip ediyoruz ama bu mümkün olsa inanın insanlar size herkes birer plak plaket gibi yazı yazıp size vermek istiyorlar. Bu duygu ve düşüncelerimizi ben anlatıyorum. Çünkü bana çok sık çok kişiler geldi. Bir hafta mı tarafı çünkü gazetemizde manşet var. Onlara ama bu kadar kısa olacağını ben de düşünmemiştim. Efendim uçağına izin verirseniz biz izin verelim. Siz de izin verin lütfen. Radyodaki arkadaşlar da izin versinler. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın kızının mürüvvetini görmek için nikah te bulunması için Ankara'ya gidecek. Pardon İstanbul'a gidecek. Efendim, o zaman Rıfat Uygur'a da teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Efendim siz o zaman Manisalılara son bir şey söyleyin ve ben de kapatmaya çalışayım. Manisalılar sizi seviyoruz. Sizi özgür ve zengin yapmak için elimize gelen her şeyi yapacağız. Harikasınız. Efendim ben de Sayın Selçuk Özdağ'a çok teşekkür ediyorum. Ne zaman telefonlarımızı açsak. Şimdi politikacının şöyle bir şey var efendim. Bildiğiniz olsun. Size anlatayım. Eski politikacılardan bahsediyorum. Bildiğiniz politikacılardan bahsediyorum. Ararsanız sizi 5 saat sonra arar. Ve der ki, bak ben seni arıyorum. Halbuki sizin derdiniz bitmiştir. Sizin o gün sıkıntısı çekilmiştir. Bu politik bir şeydir. Bunu artık hiç kimse ciddiye almıyor. Ama Selçuk Özdağ şöyle bir şey var. Başbakanla yurt dışındaydı. Geçen gün akşam ben de sadece hal hatır sorayım diye açtım. Döndü, kapalıydı. Uçaktan indi tahmin ediyorum. Döndü dedi ki Erdinç Bey, başbakanla şu anda dışarıdayım. Ama size bir şey var mıydı? Efendim yok, sesini duyacağım dedim. Kapattık. Böyle bir özelliği var. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili Manisa efendim. Manisa'ya katma değer sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben çok keyifli takip etmekten. Efendim bu televizyonu sizleri takip edip halka bilgilendirdiğim için bu ödediğim paraları da ciddiye almıyorum artık yani. Yani çok üzülüyordum ama şimdi diyorum ki bakın neden anlattınız? Benim bu televizyona verdiğim para artık helal olsun. Sağ çünkü olun. Bunları çok anlatabildik. Allah sizin birinizi bin yapsın. Efendim biz ETV'den ve Radyo Hiraç'tan ayrılıyoruz. Ama en kısa zamanda genel kuruldan sonra hemen sonra Sayın Selçuk Özal'la çok uzun bir sohbet edeceğiz. Hatta çok sorular alacağız. İnşallah. Mahalle aralarında toplantılar yapacağız. Çok farklı şeyler yapacağız. İnşallah. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim.